Sezonu sona erip tatil bitti ama Bülent Ersoy Bodrum'da bir eğlence mekanının açılış konserini verdi. Konser öncesi verdiği röportajda Bülent Ersoy yine birilerine gönderme yapmayı ihmal etmedi. Herkes efendim dükkanlara kapanırken nasıl diyeyim, kırmak da istemiyorum, iptal olurken konserleri Allah bana bu zevki yaşatıyor. Yüce Allah'ıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kabul buyursun dergâh-ı izzetinde inşallah efendim. Amin. Bülent Ersoy artık sahneye para için değil, prestij için çıkacağını da dile getirdi. Bundan sonra zaten ne yapacağım? Para, pul vesaire vesaire değil. Sadece ve sadece efendim ben varım, hala varım. Ve sayelerinizde Allah'ın verdiği ömür müddetince de inşallah Rabbim bu nefesimi, şu zenginliğimi, buramı, bu sesimi benden almasın ve öyle Allah'ıma kavuşayım istiyorum. Röportaj sırasında Bülent Ersoy'a yeni Türkiye güzeli İdil Bilgen de gösterildi. Diva'nın yorumu sosyal medyadakilere benzerdi. Bu şimdi güzel mi? Bülent Ersoy yeni Türkiye güzelini Kemal Sunal'ın ünlü filmi Şabaniye karakterine benzetti. Ama bu çocuk biraz erkek suratı. Şabaniye. Öyle ya, ben özgür bir kızım. İstediğimi seçerim. Böyle söyledi ama yine de İdil Bilgen'i kırmak istemediğini söylüyordu Bülent Ersoy. Genç çocuk ama kırmayalım tabii, üzmeyelim çocuğu. Ama biraz hatları erkeksi. Bülent Ersoy'un güzellik anlayışına en çok uyan isim Sibel Can. Şimdi Sibel Can her zaman kadın. Kadının saçının telinden ayağının ucuna, topuğuna kadar kadın. Ebru Gündeş'i de unutmuyor Diva. Gündeş'in yeni evlendiğini öğrenen Ersoy espriyi patlatıyor. O da evlendi biliyorsunuz. Evlendi. Ay canım. Sıra size geldi mi? Ben ayrılacağım. Evet, beni de bir imam çağırıyormuş. Allah korusun, Allah izin emri. Oyuncu Özgün Amal, yüzü olduğu markanın lansmanında kameralar karşısına geçti. Özgün Amal, hakkında çıkan aşırı titizlik haberlerini yalanladı. İşte sette işte kendi koltuğunu kendisi getirir, kendi sandalyesi kendisi getirir gibi. Hani bu titizlik durumlarınız da var mıdır sizin? Bunların hepsi yalan efendim, böyle bir şey yok. Özgün Amal, çalıştığı setlerde kendisine hizmet edilmesini sevmediğini söyledi. Onların hepsi yalan, şey demek istemişlerdir. Ben biraz fazla alçak gönüllü ve mütevaziyim, ondan belki. Hizmet sevmiyorum özel. Ayağıma sandalye getirilmesinden hoşlanmıyorumdur. Belki yanlış, kulaktan kulağa yanlış gitmiş olabilir muhtemelen. Anneliğe geliyor söz. Özgün Amal bu yaz çocuklarıyla güzel bir tatil yaptığını söylerken onların büyüdüğünü izlemenin keyif verdiğini ifade etti. Büyüyorlar, her gün büyüyorlar. Yeni insanlar oluyorlar her gün ve büyük bir keyifle onların yolculuklarına şahitlik ediyoruz.